Hasna örgütü var Amerika'da, ABD başkenti Washington'da faaliyet gösteren, 1998 yılında faaliyete başlamış ve yaklaşık 4 senedir 21 Eylül'de Dünya Barış Günü'nde barış elçilerini seçiyor ve dünyada 7 kişi seçildi bu sene. Ben de onlardan biriyim. Afganistan'da uzun zamandır savaş devam ediyor ve herkes savaş mağduru. Mesela ben savaş mağduruyum, babam savaş mağduru. Birkaç nesil hiç barış biz görmedik Afganistan'da. Benim ve babamın tek ortak noktamız o da savaş çocuğu. Ben de savaş çocuğuyum. Bu kadar uzun zamandır savaş devam ediyor Afganistan'da. Ben o yüzden Türkiye'ye gelince bu benim gibi Türkiye'ye gelen diğer kişilere yardım etmek istemiştim. Ben zaten öğrenci olarak girdim ve benim yurdum belliydi, benim kalacağım yeri belliydi. Dil eğitimi aldım, öğrendim. Ondan sonra tıp okudum ve doktor oldum. Ama benim gibi bu şansa sahip olmayan bir sürü çocuk vardı, bir sürü kız çocuk vardı, kadınlar vardı. O yüzden mülteci olarak giriş yapan kişilerin elini tutayım dedim. En azından hani burada çok sıkıntı çekiyorlar. Ben onlara umut olayım diye çalışmalarıma başladım. Kadınlara el sanat el sanat faaliyetleri yaptık. Onlara ilk başta, çünkü bana gelen kişiler Afganistan'da hiç okula gidemeyen kadınlar vardı. Okuma yazma bile bilmeyen aileler vardı, kişiler vardı. Onlar için ben Türkçe kursu açmıştım ilk başta. Çocuklara yönelik Türkçe, İngilizce, dil eğitimi, sosyal faaliyetler başlamıştık. Bu hastaneye giden kişiler için tercümanlık yapıyordum telefonda. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de sadece Göç İdaresi'nde Farsça tercüman bulunuyor. Onun dışında herhangi bir kurum ve kuruluşta Farsça tercüman yok. Sosyal uyum çalışmalarımızı başlatmıştık 2018'de. Göç İdaresi'nin desteğiyle, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin katkılarıyla ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle. Ve barış için küçük adımlar atmış olduk. Dünyada en fazla mülteci bulunduran ülke olarak Türkiye'yi hiç kimse unutamaz bunu. Ve bu kadar biz de sivil toplum örgütü olarak, hem kendim öğrenciyken Türkiye'ye geldim, Türkiye'den destek aldım ve okudum. Şu an meslek sahibiyim. O yüzden ben çok minnettarım Türkiye Devleti'ne, çok teşekkür ediyorum. Ve inşallah barışı hem Afganistan'da hem de tüm ülkelerde görmek umuduyla.